Herkeslere sevgiler, selamlar değerli takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. İnşallah iyisiniz. Ben de iyiyim. Gördüğünüz gibi samanları yüklendim. Ahır görmeye gidiyoruz. Hadi buyurun gelin. Hayvanlar dışarıda güzellerim. Ben de ahırı göreyim dedim. Nail, ben de iyi hissetmedim herhalde. Uykusu mu geldi, ne yaptı? Ahırı sen gördün, ben de göreyim dedim. Bu arada benim doğum günüm bugün. Benim diyorum bugün doğum günüm. Ben ahıra girmem diyorum, gülüyor ona da. Baktım uyuyor. Hadi dedim Derma, sen gör ahırı. Bu arada Begüm ilk defa sağım yapacağım ben. O biraz tekme falan atıyor ama inşallah sağabilirim. Şöyle dolu dolu samanlarını veriyoruz. Daha sonra da yesinler diyerekten. Şuna az mı oldu? Eşit olsun. Ben her ahıra girdiğimde altlarını temizleyip atmasını, süpürmesini çok seviyorum. Nail de ya sabah atıyor ya akşam. Bana kalsa ben herhalde sürekli atarım. Avlada içeride görüyorsunuz. Nail Beycan'a böyle şey yemlik yaptı. Leğendeydi yemi. Ama sürekli döküyordu. Ayaz da onu yaptı. Bu arada bugün bir sürü Instagram'dan yazanlar olmuş. Zaten sabahtan takipçilerim başladılar. Şok oldu. Doğum günü kutlamaya. Bazı Facebook'tan, bazı Instagram'dan hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevinmek, değer görmek çok güzel bir duygu. O yüzden Rabbim duyguyu herkese yaşatsın. Hele ki hiç tanımadığın insanlar tarafında tanıdığınız kadarıyla sevmişsiniz. Allah razı olsun. Ahırda şöyle iğnemi buldum. Bakar mısınız? Bu arada orada bir şey olmuş. Duman gibi. Ben de şu kapının önlerini süpürüyorum. Artık Beycan sütten kesildi. Yemiyorum. Krala veriyoruz. Anne sütünde. Geçen gün Nail dedi ki Beycan suyunu değiştirir misin? Beraber ahırı görüyoruz. Suyunu doldurdum, böyle önüne eğildim. Burnuma bir kafa attı, çıktı. Vallahi dedim ertesi sabah gelmeyi verdim Nail'in yanına. Elinizde kalacağım dedim. Değil mi Beycan? Nasıl kafa attın bana? Buraya koymuş. İyi ki baktım. Nay süt yemini dışarıya koymuş. Nasıl şunu karıştırdım. Nerede mi örüyor? Artık gelmek istiyorlar. Şöyle. Tamamdır. Şimdi anneler gelsin, ben de bağlayayım bakalım. Anne.
Ayla uyanmış gelir. Sana veriyor şimdi. Sen sağ yana gerekti. Bu bebeğin boynuna zor ne istiyor? Ulan ayı mı dönmeyecek? Yine ulan öpeceğim. Buraya da var. Tamam alın yolunu. Her zaman ayrı çıkacağız. Takipçilerimize de bir selam ver. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ay ne koktu böyle? Şunu bağla şunu. İkisi de bir şey yapmaz. Öyle mi? Ben bu işlemi epeydir yapmıyorum çünkü bu salma işlemi yeni gerçekleşiyor biliyorsunuz. Evet, o kovalanın hemen memelerini yıkıyorum hayvanların. Peki bulanık koştu ahır niyeyse. Bismillahirrahmanirrahim. Çöküyorum. O hayatına sürüyor. Şu ayağını kaldırarak arkadaki bir cini yıkarken kovma. Ders duruyorum arkadaşlar. Bekümü ilk defa sağıyorum. Sağ ön memesi ellenince sıkıntı olabilir. Sen mi takacaksın bunu? Sen takarsın ya. Şey falan takmadan mı? Yok yok hiçbir şey gerek yok. Yapmıyor ki bir hareket hayvan. Ama geçen Ali'ye şey... O zaman yeni setti ya. Altı gösterir mi tanrım altını? Yok göstermem. Güzelce yıkadım. Şu yine yanına koyuyorum. Makineyi açıyorum. Şu Ali'ye de böyle tek tek gösteriyorum. Sistemim var. Ben hiç boş durma mağara girdim. Birini sağarken birini bir başka bir şey yaparım. Ben de şey yapacaktım. Şu ineğin altını temizleyecektim. Baya baya saman gördün mü? Verdim. Çek geri. Bismillahirrahmanirrahim. Tam ineğin hizasına gel makineye. Hortum ayağına gelmesin. Deniz'e hiç tedirgin olmuyorum ama Bekir'de tedirgin oluyorum. Yok. Hiç bir de şimdi başımda şey var. O zaman yılın sekti. Şimdi hiçbir şey yok. Tamam. Sen niye uyandın da? Ben köpek ağlayan yedim. Sıktı sandım. Yılın ağzını aldın kapattın mı sen? Ha? Yılın ağzını kapattın mı? Ha kapattım. Korkma da. Ayağına başla. Olmadı mı? Oldu oldu. Niye tuttun ayı? Yine de onları kapatın. Bırak. Bırak. Bırak tutma atıyorsun ayı. Yok bir şey. Almıyoruz halde ayağını. Tamam bilemeyiz oğlum. Bitti mi? Bitti. 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 Ayağını kaldırıyor sürekli. Maçtan sarf ediyorum. Önemli önemli. Oradan üzerinde bebeğim ağrısı sınırı. Halbuki bebeğim çok sakin. Çok mazlum da aynen. Gerçekten hani diyorlar çoluk da sağırıyor. Gerçekten çoluk da sağırıyor. 7000 kere maşallah. Bebeğim mi? Bebeğim mi? Evet. Sevindim güzellerim. İlk defa taktım onun sesini. Kral da bir görseniz. Durma yemeği diyor. Kralım biberim. Ben de şimdi süt istiyor, uzanıyor. Ne sese bak. Yemem derken tabiri caizse hani vallahi hiç kıyamam. Tek bir tatlı. Teyzeleri, ablaları. Oy, annesinin gülü gülü. Teyzem de çok tatlı değil mi güzel kızım? Teyzem de kibar. Güzel oğlan. Kızcığım da yine. Teyzem de çok kibar. Katlar bundan gelirken havlıyor ya Nayda zannetmiş ki hayvanlar oradan şey yaptı kapıyı açtılar geliyor zannetmiş. Ben ne yapayım alayım değil mi? Şimdi onu da sonra duyduğum. Öyle gitsene bana mı? Neye söyleyeceğim? Neye yetiştiremez? Ağzını kapıla dur bunu. Ver bu şeye. Kralı da veriyor mu bundan? Ben gidiyor galiba. Ver bu şeye. Nasıl içine mi girin? Şuna hoş kaldım demeyi. Ben köşedim. Niye bak güzel ya niye? Yok yok yok. Bana bir olsa kral uçlarım aslanım. Bak.
Kanka ben hızlandırılmış çekim gibi çalışıyorum ha. Geç de rahmat abi. Ben yaptığımızda bir rahmat abi. Ekmeği zorla yaptım. Ben ağrısını kusurumu duyarsam bunu annene karışmam gibi. İki sabahsı hem tat gelecek de hem ağrı kök çağırıp uyanıyorum. Tek anladığımda evimde hani ekmek bulursun. Nayi de bana kıyamıyor. Ağrım sıkıntı çok iyi ama bir ekmeğim yaptım koydum çok sıkıntı. Ali ne geliyor? Aslanlar takılıyorlar. Sabah daha çok oluyor. Biz onları biliyoruz. Atıyor musun sabah? Atıyorum tabii. Ben diyorum sabah akşam atmıyor diyorum ben de. Atıyorum. Sabah evde iki yere nasıl oluyor? Kral bir sabırsızlıkla bekliyor. Değil mi güzel oğlum? Bir de çoğu kim müziklerini yıkar. Sabah bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Derman Begüm'ün sahibi. Şimdi Deniz de geldi sıra. Ben de bir yandan kralı biberonla doluyor. Tamam, kaç kaç diyorum, kulak kaydı. Kral bakar mısınız güzellerim? Göz hiç gözükmüyor ki. Güzel gözleri var. Kral da böyle. Oh! Ayaz'a verseydik. Ayaz durdur ya. Kralın çok güzel gözleri var maşallah. Duruyor mu burada böyle? Begüm de şey, Begüm de sürmeli zaten. Sürmeli olan. Bizim ahır serüvenimiz de böyle. Merakla bakıyor. Bunların yere büyük ya, kaptan ya bak yani içine. Düzgün taktın mı diye bakıyor. Ha, aynen. Olmuş mu düzgün? Geliyor gördüm. O zaman evde görüşelim güzellerim. Ahırın içi bitti sayılır. Şimdi şöyle tavuğumu düdüklü tenceremin içine koydum. İçine de iki kaşık tuz attım. Tatlı kaşığı. Ocağıma koyacağım. Pişsin güzellerim. Yanına da bir bulgur pilavı yapacağım.
Şöyle yeşilliğim de var salata yerine. Derken bugün de böyle olsun istedim. Biraz böyle canım bir şey istemiyor, midem bulanıyor gibi ama bakalım bunları yapayım dedim. Pasta yapıyorum. Ağlayan pasta. Şöyle hemen yumurtalarımı kırmak istiyorum. Üç tane yumurtam var. Şu borcama yapacağım. Bir su bardağı da toz şekerim var. Hemen bunları çırpıyorum. Hemen şipşal. Hem de çok güzel oluyor. Pastadan önce ekmeğimizi mi yedik ya? Öyle bir şey yoktu. Hemen bunu fırına süreceğim ki soğuması gerekiyor çünkü. Anladım, anladım. Krem şanti falan olacağı için. Ben daha iyi, yani daha mı iyi olur diye düşündüm. Evet, Değirmen da ben pasta alayım dedim Değirmen'e. Değirmen ben pasta istemem, gerek yok dedi. Ben hayata kendim yaparım dedi. Istiyor. Yani yoksa bir pasta Değirmen'den önemli değil. Güzelce de çırpıyoruz şimdi. Anne, üç kişi doğum günü mü yapacağız? Yapmayacağız anne. Böyle pastamızı yiyeceğiz. Hani maksat ortada bir şey olsun. Sadece öyle boş boş bloklar atmak istemiyorum gerçekten. Bugün doğum günüme özel, hani kutlama amaçlı değil ama sizlere de fikir olsun diyerekten pasta yapmak istedim. Sadece hem fikir hem de güzel bir blok olsun istiyorum. Ben de soba yakarım. Bacınız hem içeride hem dışarıda. Bugün bütün işlerimi bitirdim. Çamaşırımı astım, katladım, yerleştirdim. Evimi süpürdüm, sobamı doldurdum, balkonumu süpürdüm derken. İzmir'de niye bizim böyle çok poşetimiz orada burada poşet yok? Poşet bitti çünkü çok alışverişe gitmiyoruz Naylis'te, o yüzden olabilir. Yani. İzmir'de her akşamüstü ben bir şey alır gelirdim. Nail bir şey alır gelirdi işten dönerken poşette birikirdi. Burada Anne, ne ediyor bu? Yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Hem kokmaması için hem de güzel kabarması için. Umarım görüyorsunuzdur. Yeterli. Hemen yarım su bardağı sütümü ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle güzelce dibini süzdürelim. Şöyle vanilimiz ve kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Size bir tatlı aşkı var biliyorsunuz. Benim de canım bugün tatlı istiyor. O yüzden bu çok iyi olacak. Şöyle şu bardağımızda da unumuzu ekliyoruz. 1,5 su bardağı. Aslında eleyecektim ben onu ama neyse. Ağzım ablumun patlamış. Ha, o yüzden mi Ondan tepki karanlık? alıyormuş. Şöyle 1,5. Çok dolu dolu değil bardağım görüyorsunuz. Üç yemek kaşığı da kakaomuz var. Onu da hemen eklemek istiyorum. Şöyle bir. Şöyle iki. Çok koyu olsun istemiyorum. O yüzden normal 3 yemek kaşığı. Pirinç pilavı. Pirinç pilavı mı yapayım Nayip? Bilmiyorum, pirinç yap istersen. Tamam. Sosis. Ya sosis de sabah kahvaltısını yaptık. Bence pilavıya bak ne kadar bir pilav yapacağım. Pilavımızı da yapalım. İsteği üzerine güzellerim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık yağ ekliyoruz. Tavuk suyunun da yağsı olduğu için çok da eklemek istemiyorum. Naye, efendim. Şöyle köy bulgurumuz var. Ondan mı yapayım yoksa? Pirinç pilavı yap da yiyelim. Ben pirinç pilavı istedim. Ha. Yemeden beri yemiyorum çünkü. Sen pirinç
pirinç pilavı diyorum. Ben bulgur pilavına gidiyorum. Nasıl oluyor bu iş? O iş nasıl oluyor biliyor musun? Pirinci giderken evdeki bulgurdan olmak gibi bir şey oluyor. Kafa dalgınlığı nasıl gerek? Benim dolaplarda bir daha biberlerim şey yapacağım. Yerleştireceğim biberleri. İnşallah şu şeyimiz alınırsa bankumuz. Ben bir şey düşünüyorum da aslında öyle. Şimdi patatesini salona mı götürsek ya? Neyi? Salona. Yemek masası. Evet. Allah'ım bir eksikti orada. Ben orada oturarak yiyemem ki. Gerçekten ciddi zorlanıyorum yani oturup yerken. Pirincimi şehresine atayım be. Şöyle isimden. Şunu da birazcık pirinç boşaltayım. Pilavımı tane tane nasıl olduğunu soranlar var. Hemen söylemek istiyorum. Ölçülü yapıyorum güzellerim. Pirincine göre de fark ediyor ama genelde tutuyor. 2 su bardağı pirinç ekliyorum. 4 su bardağı da su ekliyorum. Kaynamış su. Şöyle. 1 ve 2. Bunu da hemen yerine kaldıracağım ama önce şunu güzelce bir yıkayayım. Pirincini güzelce yıkadım. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Artık tripodumla istediğim gibi çekim yapabiliyorum. Elmas bacım verdi ya bunu. İyi oldu. Şöyle. Şu suyun tadına da bir bakayım. Tuz da iyi. Sadece onun suyuyla yapacağım. Nail de sever. Kaşığımı da alayım. Şimdi pirincimi ekliyorum. Tuz eklemeyeceğim. Normalde tuzunu ekleyeceğim. Ama tuz eklemeyeceğim üzerlere. Kırılmamasını sağlıyor ilk baştan tuzunu ekleyince. Azıcık da pirincini kavurayım şöyle. Normalde suyunu ekledikten sonra limon sıkarım. Limonum yok. O yüzden limon sıkmıyorum. Bugün de böyle olsun bakalım. Lavımız. Sadece bir bardakta şöyle bundan eklemek istiyorum ağır olmaması için. Şöyle birazcık bundan ekleyeyim. Suyumu hazırlayayım. Hemen şöyle bir iki zaten ağır olmasın diyerekten üç diyelim buna da azıcık çeşme suyundan kattım yine tuzuna bakacağım vallahi tavuğumu direkt üstüne diteceğim kavurmayacağım. Böyle yumuşak yumuşak olsun. Biraz kuru oluyor diğer türlü. Lezzetli de oluyor ama hemen şimdi kavurmayacağım. Böyle.
Kekim pişiyor, pilavım da pişsin. Ondan sonra şöyle bir tuzuna bakayım. Ağzını kapatacağım. Her şeysi gayet güzel. 3 mü kattım, 4 mü kattım? Bir bakayım, dur. 4 olmuş güzellerim. Hemen şu kısık ateşi almak istiyorum şöyle. Orada kendince pişsin. Evet güzellerim, şimdi çikolata sosumuzu yapıyoruz. Şöyle 4 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 1,5 yemek kaşığı unumuz var. 1,5 yemek kaşığı kakaomuz var. 1 su bardağı sütüm var. Ve 1 su bardağı suyum var. Şöyle hepsini karıştırıyoruz. Onunla karıştırmayacaktım. Şurada çiziyor çünkü. Şunu da karıştırmak istiyorum. Şöyle hemen şunları alayım. Bu arada pastamın keki de pişmek üzere. Altını açıyorum. Yavaş yavaş kaynasın. Sürekli karıştıracağım. Evet pilavım hazır gördüğünüz gibi. Gel al git Ayaz. Şöyle pilavım daha tam da çekmedi. Biraz daha çekse daha güzel olurdu ama. Yine de tane tane görüyorsunuz. Pilav üstünden çıkıyor. Ayaz pilav da koyuyorum sana. Boy. Tamam anneciğim. Yok ya da istemiyorum. Evet arkadaşlar, Nane Yüngü'nün pastanesine hoş geldiniz. İki tane, neydi bunun adı? Krem şanti. Krem şantiyi döküyoruz. Bir bardak doğal inek sütümüzle döküyoruz. Döküver gayet sağa sola dökmeden. Şöyle. Sonra. Önce bir normal çırp, sonra çırpıcıyla çırpıyoruz. Ne kadar batırırsın? O iş bende. Şuradan. Şöyle yapıyoruz. Süre demek istedin galiba. Evet. Of. Ben ne yapıyorum? Bulaşık yıkıyor yani. Aynen. Benim doğum günlerim mum vardı zaten. Ayaz çok hevesli. Mum var falan oldu şeyin içinde. Ne dönüyor mum var? Kırık mumlarını içine koymuştum. Ters dönüyor ya. Nasıl ters dönüyor? Abo bu sıçrattırıyor. Güzel. Öyle
Şöyle büyük bir bardak sütümüz var. Bunu her yerine gelecek şekilde şöyle ıslatıyoruz. Yavaş yavaş. Bu hepsini çekecektir. Şöyle yumuşacık olmuş zaten. Şimdi hepsini çeker o. Artık süslemek istiyorum. Şu beyaz alem geliyor güzellerim. Aleme sürpriz olsun. Mumları dikeyim. Ondan sonra üflesin alem. Şöyle. Yavaşça şöyle. Çok derine inmeden süslemesini de bitirdik gördüğünüz gibi. Bu kadar da kolay güzellerim. Her şey tamam. Şimdi dolaba koyayım azıcık. Hasangil gelesiye beklesin. Sonra keselim. Alime sürpriz olsun. Çikolata sosumun görüntüsü normalde böyle aslında ama orada ışıktan dolayı çok fark ediyor güzellerim. Normal çikolata gibi sosu oldu yani. İyi ki doğdun Dermuş. Ben Ali'me veriyorum günümü. Ali'ninki 10. ayın 20'si, benimki 25'i. İzmir'de de hep beraber kutlardır. Evet. Bir arada kaynasın. İyi ki de doğmuşsunuz. Allah'ım hayırlı, sağlıklı ömürler versin inşallah ailenizle. Dur vatandaş. Aile bir tane çocuk böyle üflüyor. Saçını yoluyorlar. Orada mı üfleyeceksin? Tamam. Happy birthday to you. İyi ki doğdun Alişim. Allah bizimizi göstersin. Evliyet alalım. Amin. İnşallah. Hadi bakalım inşallah. Onlar çöp artık. Çöp bak. Onlar bitti çocuklar artık. Boş verin. Çocuklar da mumu çok istiyor. Ben vermedim. Hadi gel bir tat anne. Ben de bildim benim için. Anam pastasında. Ben de alırım yine. Bir daha bilmem anne. Ali heyecandan oynuyor arkadaşlar. Pastayı çok özledin aslanım sen karalim. Evet pastayı çok özledim. Ali bir şey de yapıyor ama ne yapıyor? Ay bunun dilinden şey bir ben de anlarım herhal. Ben anlamadım. Kibrit. Bismillahirrahmanirrahim. Yükselmiş
şöyle gel de videoyu yakın çekelim. Videomuzu kapatalım. Yok la, yok la. Şöyle. Yürken de devamını çek abla. Tadına bakarken de. Evet, çok güzel olmuş, evet. Benim videom çok uzadı. Belki Nail çeker. Öyle mi? Çekmez bilmiyorum ama. Şurada. Ben elime şimdi tattırayım. Sen de tat. Tutun çocuklarım. Hayır hayır, ben Hasan'a demeyeyim. Abla bunlar kirpikle oynayacaklar. Hayır Ali, Ayaz, hayır Ali. Aman ya, oğlum bak siz çok sakıncalı şeylerle oynuyorsunuz. Gel lan. Ana kamzesi de varmış. Kuzum. Aman Ali be. Oo. Pastacılar gelsin, pastacılar. Buradan bir çatal alalım. Sürün bakalım. İki doğdum ben. İki doğdum ben. Herhalde iki dilimi yersiniz şöyle. Değil mi? Bilmiyorum, bir mi yedik ki acaba? Bakın. İki dilim yenir. Güzel mi Alişim? Efsane. Alim saçı, ayak saçına değil mi aşkım? Şöyle tavsiye ederim yapmanızı güzellerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın can dostlar. Tamam hadi gidelim o zaman.